sorularımıza ilave defterinizde ben bulunmasını istiyorum. O yüzden birkaç soru tarzı daha göstereceğim. Ama paralelinde, diğer dersin paralelinde iyice oturtmak adına elektrik alanı. Böyle bir çalışma yaptım. Sonrası da ikinci derste de elektriksel potansiyel enerjiye geçiş yaparız. Şimdi burada X, Y, Z cisimlerine etki eden elektriksel kuvvetleri sıralayınız diyor bize. Elektriksel kuvvetin ifadesini biz Q çarpı E olarak zaten söylemiştik. Ve burada şunu gözlemliyoruz aslında. Elektrik alan çizgileri artıdan çıkıp eksiye girdiği için aslında sanki burada şöyle iletken ve artı yüklü levha ile burada eksi yüklü levha olduğunu düşünebilirsiniz. Ve burada biz artı 2Q yüküne etki eden yani X'e etki eden kuvvetin şöyle Fx, Z'ye etki eden kuvvetin bu tarafa doğru Fz olduğunu söyleyebiliriz. Neden biri sağa biri sola doğru onu konuşalım. Şimdi burada artı 2Q yükü var. Artı 2Q yükü ne yapıyor? Bak bunu sağa doğru artılar artıyı itiyor ya da eksiler artıyı çekiyor. Z'ye baktığım zaman da eksi 3Q'yu artılar çekiyor ya da eksiler itiyor gibi düşünebilirsiniz. Ve buradan yola çıkarak X'e etki eden kuvveti yazmamız gerekirse şunu yazarsınız. 2QE yazarsınız. Z'yi yazayım öncelikle. Z'ye etki edeni yazarken de 3QE yazarsınız. Ama burada artı eksiyi kullanmanıza gerek yok. Artı eksi bunun yönünü belirtir sadece. Ve Allah Y'ye kahretsin. etki edeni efendim. Y'ye etki edeni sorduğunda da Y'ye etki edenin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Burada geçen dersi de hatırlatmak adına şunu tekrar göstereyim. Mesela dünya üzerindesiniz. Dünya üzerinde kütlesi m olan bir çocuk olsun. Bir de dünya üzerinde kütlesi 2m olan bir çocuk olsun. Bunların ağırlıklarını yazarken şöyle yazmıştık. Bu çocuğa x diyelim, buna da y diyelim. Bu x'in ağırlığı mg'dir. Y'nin ağırlığı da 2mg'dir, değil mi? Peki kütlesi sıfır olan bir şeyin ağırlığı nasıl olacak, değil mi? Düşününce. Dolayısıyla burada yük yoksa bu F eşittir Q çarpı E'de Q sıfır olduğunda otomatikman kuvvet de sıfır olacaktır. Bunları sıralamak gerekirse dikkat edin Fz, Fx, Fy eşittir sıfır şeklinde sıralayabilirsiniz. Orada eksi 3Q'nun olması o Fz'nin daha küçük olmasına sebep olmuyor. Eksi yön belirtiyor. Buna dikkat edin. Bu basit bir soruydu. Ama artık burada bu tarz sorulara birazcık daha dikkat edin bence. Şimdi burada şey çok önemli. Bu cisim bir ipin ucuna asılmış fakat dengede kalmış. Ve T eşittir sıfır ifadesi kullanılmış. Şimdi acaba bu cisim üzerinde neler var? Hangi kuvvetler var? Şimdi ben onları belirleyeceğim. Şimdi burası artı. Burası da eksi. Şimdi ben bunu neye göre söylüyorum? Elektrik alan çizgileri artıdan çıkar, eksiye girer. Dolayısıyla buna göre söyledim. Peki. Şimdi bu cismin ağırlığı nedir? Aşağıya doğru G. Peki. Şimdi düşünsenize T eşittir 0 ise aşağı doğru ağırlık var ama yukarı doğru bence onu dengeleyen bir elektriksel kuvvet olması lazım. Ve bu F elektriksel eşittir G olursa T 0 oluyor zaten. O zaman buradan devam edersek şöyle yazabiliriz. Aşağıya doğru A, pardon G, yukarı doğru da Q çarpı E ifadesi. Hatta ağırlığı da şöyle yazabiliriz. MG Q çarpı E şeklinde yazabiliriz. Şimdi burada bize kütlesini 4 gram vermiş. Buna dikkat edin. Şimdi 4 gramı kilograma çevirirseniz 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogramdır. Çünkü 1 kilogram 1000 gramdır arkadaşlar. Dolayısıyla 4 gram da 4 10 üzeri eksi 3 kilogram olur. Burada kütle yerine bunu yazdık. G yer çekimimesi 10 yazdık. Yükü eksi 2 kulombmuş. Zaten bak bunun yükü eksi 2 kulomb olduğu için şu aşağıdaki eksiler eksi 2 kulombu itti. Yukarıdaki artılar eksi 2 kulombu yukarı doğru çekti ve böyle bir kuvvet oluştu. O zaman bunun yerine 2 yazabilirsiniz ama eksi yazmanıza gerek yok. Çarpı E. O zaman buradan ne gelir biliyor musunuz? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 Newton bölü kulombluk bir elektrik alan elde edebilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tamam mı? Evet, burada sorusu olan varsa alabilirim. Devam ediyorum. Şimdi burada da aslında şöyle bir durum söz konusu. Bu şekli biraz büyütelim. Sorunun ne olduğunu tarif edeyim size.
Küçük bir ekleme yapayım soruya. Kırmızı kalemle yaptım. Soru veriyor bunu bize. Burası 7 Newton'muş. Evet. Şimdi böyle bir düzenek var. Bu ilk yaptığım, az önce yaptığım soruya benziyor mesela. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Bunun ağırlığı 3 Newton'muş. X cisminin ağırlığı 3 Newton'muş. Ve burada ip gerilmesine baktığımız zaman 7 Newton olduğuna göre bence buna etki eden bir elektriksel kuvvet var. Ve bu elektriksel kuvvetin değeri de 4 Newton'dur. Yani ben bu F elektrikselle ağırlığı topladığım zaman, şöyle artı diyelim, ağırlığı topladığım zaman ip gerilmesini bulmam gerekiyor. Çünkü başka bir kuvvet yok bu düzenekte. Buna da 3 Newton dedi. Buna da 7 Newton demişti zaten. O zaman F elektriksel buradan ne geldi arkadaşlar? 4 Newton geldi. Bak, birincisini bize bunu buldurdu. Hatta biz küçük bir detay ekleyelim buna. Bu QX dediğimiz X cismi artı maksimi ona bakalım. Şimdi buralar artı. Neden artı? Çünkü elektrik alan çizgileri artıdan çıkar. Eksiye girer. Demek ki buna aşağı doğru bir kuvvet etki ediyorsa bu bizim cismimiz artı yüklüdür ki elektriksel kuvvet aşağı doğru olsun. Peki. Şimdi yan tarafa geldiğimiz zaman yine ağırlığımız aşağı doğru 3 Newton. Peki. Sağa doğru bir elektriksel kuvvet oluşmuş. Mantıklı mı bir bakalım. Elektrik alan şurada şöyle artıdan çıkıp eksiye girdiği için bizim bu yüklü cismimiz de artı olduğu için bak bu tarafa doğru bir F elektriksel oluşmuş oldu. Biri yatayda, biri düşeyde olduğu için de artık buradan Pisagor'dan T'yi bulacağız. Ama burada F elektriksel yerine ne yazacağız? Şimdi F elektriksel ifadesi 4 Newton olarak bulundu ama bu aynı zamanda Q çarpı E'dir. Yani QX çarpı E diyebiliriz ya da biz buna. Peki buraya gelince yine E yine aynı E. QX yine aynı QX. O zaman biz buna yine 4 Newton diyebiliriz. O zaman buradan T kare 3'ün karesi artı 4'ün karesi yaptığımız zaman buradan Pisagor'dan ne geldi? 5 Newton gelmiş oldu. Yani bunu 5 Newton bulmuş olduk. Peki alfaya geldiğimizde ben geçen derslerde bunun uygulamasını yapmıştım aslında. Şöyle bir T var. T'nin ucuna aşağıya doğru bir ağırlık ekliyorum bakın. Ağırlığı ne bulmuştuk ya da ne vermişti soru bize? 3. Peki bu sistemde sağa doğru ne var? F elektriksel var. F elektrikselin değeri de 4 Newton. Aslında işte şurası alfa, şurası 90. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Burası 53 ise, bakın 53'ün karşısında 4 var. Burası 37'dir. Burası zaten 5 Newton oluyor. 90'a karşısında 5. O zaman buradan bunu 53 derece olarak bulabiliriz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet, bu soruda var mı soracağınız bir şey? Yok. Şimdi bundan sonrası birazcık geçen dersin tekrarı. Belki çözmediğimiz soru tarzı varsa biraz onlara değinmek istiyorum. Şimdi elektrik alan bulurken bizim yaptığımız şey neydi? Hangi noktada elektrik alanı soruyorsa bize oraya bir artı bir yazmaktı. Artı biri yazdık. Sonrasında eksi Q'nun oluşturmuş olduğu elektrik alan. Eksi Q ne yapar? Artı biri çeker. Buna hatta Q1 diyelim. O zaman oluşturduğu elektrik alana E1 diyelim. Peki eksi 2Q ne yapar? O da artı 1'i çeker. O zaman buna da Q2 diyelim. Oluşturmuş olduğu elektrik alanına da E2 diyelim. Şimdi E1'i yazıyorum bak. KQ bölü D kare. Peki E2'yi yazıyorum şimdi bak. KQ bölü D kare. Şimdi kolaylık olsun diye şöyle bir şey yapalım. Buna E diyelim. Buna da ne diyelim biliyor musunuz? 2E diyelim. Şimdi onu şuraya tekrar aldığımız zaman şunu görüyorsunuz bak. Bu tarafa doğru 2E var. Bu tarafa doğru E var. Şu aradaki açı 120 derece. Yani biz bu vektörlerin bileşkesini bulacağız gibi düşünebilirsiniz. Kosinüs teoremi de olur ama ben şöyle bir şey yapacağım bakın. Bu 2E'yi EE diye ayıracağım. O zaman şimdi artık maviyle göstereyim bak. Şu E ile şunu beraber düşündüğümüz zaman bileşkesi ne gelecektir? Yani artık bu bizim için yok. Şu da bizim için yok. Şurası da 60 derece 60 derece diye bölünür. Ve sonra burada kullanmadığım bir yeşil vardı ya bak. Onu şöyle göstereyim. E. Bulduğum bileşke vardı. O da E. Şurası 60 derece olduğu için bunun bileşkesi E kök 3 gelir. 60 derece olunca kök 3 katı oluyordu. Bunu KQ bölü D kare cinsinden istiyor. E gördüğüm yere ne yazabiliyorum? KQ bölü D kare yazabiliyorum.
Çünkü ben zaten burada ona E demiştim. Daha kolay olsun diye. Cevabımız KQ bölü D karenin kök 3 katıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, var mı buna sorunuz? Evet. Şimdi bu da 11. sınıf MEP kitabında benzeri olan bir sorudur. Ve ben her zaman şunu söylerim ki önümüzdeki süreçte de inşallah bunu sık sık dile getireceğim. Sizi o kitaba da adapte edeceğiz. Bu MEP kitaplarındaki soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ÖSYM o tarzı ve dili fazlasıyla kullanıyor her sene. O da sizde bir alışkanlık ve soruları daha kolay tanıma şansı verecektir. Şimdi K noktasındaki bileşik elektrik alan E olduğuna göre diyor Q1 bölü Q2 oranı nedir diyor. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Bir kere buraya artı 1'i koyduk K noktasına. Buradan bileşenlerini ayırdık. Bu 5E'lik bir elektrik alan vardı burada. Burası 5E çarpı sin 37. Burası da 5E çarpı kos 37 oluyordu. Hatırlayın, komşu bize kosinüsü hatırlatıyordu. Bakın şu açının komşusu ona temas eden budur. 5E kos 37'dir. Bunların değerlerini size verir. Rahat olun. Burası 0,8'den 4E gelir. Burası 0,6'dan 3E gelir. Şimdi burada ne olmuş aslında biliyor musunuz? Burada bir artı 1 var ya K noktasında. Buradaki Q1 bu artı 1'i itmiş ve bu oluşmuş. Buradaki Q2 bunu itmiş ve bu oluşmuş. O zaman bu kesin artıdır. Bu da kesin artıdır yorumunu yapabilirsiniz. Buna dikkat. Şimdi o zaman isterseniz 3E'yi yazalım. 3E KQ1 bölü D kare. Daha sonra 4E'yi yazalım. KQ2 bölü 4 D kare. O zaman buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım isterseniz. Aynı olanları atalım ki ortalık birazcık daha sade olsun. Q1'i yalnız bıraktık 3. Q2'yi yalnız bıraktığım zaman 4'ü şuraya atıyorum bakın. 16 geldi. O zaman bunların oranını soruyordu bize. 3 bölü 16 gelir. Ve her ikisi de artı olduğu için bunların oranı ne olacaktır burada? Artı olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Var mı burada sorusu olan? Güzel. Şimdi bu çok basit bir soru. Ama niye var onu söyleyeyim. Siz bu konuyu 11. sınıfta zaten görüyorsunuz. 11. sınıf birazcık daha işlemli. Belki trigonometrik ifadelerin olduğu, vektörlerle birleştirilen bir düzeyde. Ama siz bunu 10. sınıfta da görmüştünüz. O elektrostatik, elektrik alan, işte manyet sınıfı falan diye gitmişti. Orada da bunları görmüştünüz. Ve burada vurgulamak istediğim şey şu. Elektrik alan çizgilerin özelliklerini bilmeniz gerekiyor ya. Elektrik alan çizgileri artıdan çıkar. Burası artı. Eksiye girer. Bak burası eksi hatta. Kırmızıyla göstereyim. Şurası artı. O zaman şurası ne olacak? Burası yine eksi olacaktır arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Yani burada size neyi göstermiş oldu aslında? Artıyı eksiyi göstermiş oldu. Ve bunun sadece hani öğrenci bunu biliyor mu bilmiyor mu? Bunu tespit etmiş oldunuz. Pardon çok özür dilerim. Zil çaldı da dikkatim dağıldı. Şimdi o zaman ne oldu? Bakın artıları eksileri buradan görmüş olduk. Bunu bile sorabilirler. Ama bunun TYT'de karşımıza çıkma ihtimali var arkadaşlar. Birazcık daha TYT'ye yönelik olabilir bu. Buna dikkat edin. Peki. Şimdi gelelim şu elektrik alan çizgileriyle ilgili şu soruya. Ondan sonra da zaten bununla ilgili genel olarak toparlayacağız konuyu. Şimdi burada şunu görüyoruz. Q1 ve okuyalım soruyu. Q1 ve Q2 yüklerine ait elektrik alan çizgileri şekilde verilmiştir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı 1 bölü 4. Q1 ve Q2 artı yüklüdür. O noktasında elektrik alan sıfırdır ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada ne yapacağız? Burada şunu öncelikle görmemiz lazım. Bu çizgiler kimden çıkmış? Yani ya da çıkmış mı? Bu cisimlere girmiş mi? Onu belirlememiz gerekiyor. Ve burada o zaman şöyle bir görelim. Bakın. Q1 ve Q2 artıdır. Ben bu artıları neye göre verdim? Q1'den elektrik alan çizgileri çıkmış ve Q2'den yine elektrik alan çizgileri çıkmış. Şimdi o zaman burada ikinci öncülde Q1 ve Q2 artı yüklüdür diyor bak. Doğru. Çünkü elektrik alan çizgileri çıkıyorsa
Cisimler artı yüklüdür. Ve O noktasında elektrik alan sıfırdır diyor. Şimdi bizim burada yaptığımız şey şu. Mesela ben buraya bir tane artı Q yazayım. Şuraya bir tane eksi Q yazayım. Sonra şurada bir O noktası belirleyelim. Şimdi bu artı Q'nun burada oluşturmuş olduğu elektrik alan bu yöndedir. Eksi Q'nun oluşturmuş olduğu elektrik alan bu yöndedir. O zaman ben diyorum ki elektrik alan O noktasında şu tarafa doğrudur. Ve buradaki elektrik alan sıfırdan farklı bir değere sahiptir, değil mi? Bundan eminiz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bu da artı Q olsun. Ve bunların tam orta noktasında bir nokta olsun mesela. O zaman artı Q'nun oluşturduğu elektrik alan bu tarafa doğru E ise diğer artı Q'nun oluşturduğu bu tarafa doğru E'dir. Ve biz burada elektrik alanın sıfır olduğunu görebiliyoruz. Ve burada şunu söyleyebiliriz bakın. Elektrik alan çizgileri çıkar ama o noktaya geldiği zaman şöyle birbirlerini saptırırlar. Yine bundan çıkar bak tam oraya gelecekken sapar ve şöyle bir elektrik alan çizgisi görürüz. Şimdi burada da O noktasında elektrik alan çizgilerin hiç olmadığını görüyoruz ve sapmış çizgiler bak yukarı aşağı doğru gitmiş. O zaman biz diyoruz ki O noktasında elektrik alan sıfırdır. Peki Q1'in burada oluşturmuş olduğu elektrik alana E1 dersek, Q2'nin burada oluşturmuş olduğu elektrik alana E2 dersek, o zaman şunu söyleyebiliriz. E1 ile E2 birbirine eşittir. Peki E1'i yazıyorum şimdi bak. K Q1 bölü D kare. E2'yi yazıyorum. K Q2 bölü 2D'nin karesinden 4D kare. O zaman sadeleşenler gitsin. Buradan da Q1 bölü Q2 oranı ne gelecektir? 1 bölü 4 gelecektir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani sizin burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Çizgi gelmiş, sapmış, şöyle yukarı doğru gitmiş. Çizgi gelmiş, sapmış, şöyle yukarı doğru gitmiş. Dolayısıyla bak bu O'nun olduğu düşey düzleme bakın. Ne oldu? O zaman O noktasında elektrik alan sıfırdır ifadesi. Üçüncü öncülü. Sonrasında da bir eşitlik yazabiliyoruz. Eşitliği yazabildiğimiz için de şu eşitliği yazabildiğimiz için de Q1, Q2 oranını da 1 bölü 4 bulabiliyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tamam mı? Peki. Var mı burada bununla ilgili soracağınız bir şey? Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Sesi alamıyorum ama bir bakayım benim hoparlörüm. Benden kaynaklanıyor olabilir. Şu an alabiliyor musunuz? Evet, evet. Kim soruyor soruyu? Ben Zeynep. Şey 11B'den. Evet Zeynep. Hocam ben şimdi sadece şeyi soracağım. Üçüncü öncülde şey dedik ya, elektrik alan sıfırdır dedik. Evet. Bunlar birbirlerini saptırdıkları için. Ama mesela orada uzaklıkları katmadık ya, ben orayı anlayamadım. Şimdi işte bak uzaklıkları nerede kattım? Bak şurada kattım. Gördün mü bak? Birine 2 dekare dedim. Birine dekare dedim. Q1'in dekare 2 dekare. O zaman buradan ne sonuç çıkıyor biliyor musun? Bak bu Q'ysa bu 4Q oluyor. Demek ki yükü büyük olandan daha uzak, yükü küçük olandan da daha yakında bir yerde elektrik alan sıfırlanmış oluyor. Evet, şimdi tamam. Sana onu şuradan hatırlatacağım. Bir saniye. Bir bulabilirsem onu. Bak, O noktasındaki elektrik alan, hatta bir tane daha gidelim. Mesela burada nerede olmuştu? Arada bir yerde olmuştu bak. X'i 3D bulduk, yeni de D bulmuştuk. Bak 9'dan 3D, 9Q'dan, Q'dan da D uzaklıktaydı. O zaman küçük olana, yükü küçük olana daha yakın olmak zorunda. Burada da öyle onu yorumlayabilirsin, tamam mı? Anladım, teşekkür ederim hocam. Evet diyorum. Peki. Hocam. Problem var mı buraya? Evet, evet. Buyurun. O zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Elektrik alan çizgileri o noktadan sapıyorsa o noktada elektrik alan sıfırdır diye bir genelleme yapabilir miyiz? Evet, aslında bu bir soru tarzıdır ve bu O noktasında ikisinden çıkan elektrik alanları kesişmediği için ve yukarı doğru sapıyor bak, şöyle yukarı doğru gidiyor ve ne oluyor bak, şöyle o noktasındaki düşey eksenden devam ediyor bak, şöyle yukarı doğru. Evet, o şeyi kapatın. Müziği kapatın. Ne oldu bak? Elektrik alan O noktası da sıfırdır yorumunu yapabiliriz. Zaten şimdi kitaplarda soru çözmeye başlayınca siz bununla ilgili soru tarzını göreceksiniz. Mesela yapamadığınız bir şeyler olursa ya da kaçırdığınız bir yerler olursa bir dahaki ders bunlara bir geri dönüş yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Rica ediyorum. Şimdi normalde elektrik alanla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. MEP müfredatına baktığımız zaman onu da şimdi sizinle paylaşmak istiyorum.
MEB'in kazanımlarını incelediğimiz zaman 11. sınıfın kazanımlarını bakın biz ne yaptık şimdiye kadar? Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. Yani 11, 2, 1, 1'i yaptık. Noktasal yük için elektrik alanı yaptık. 11, 2, 1, 2'yi yaptık. Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanla ilgili hesaplamalar. Bak noktasal yük burada önemli bir ifade. Fakat burada bu 3 kazanımda da yani 1, 1, 1, 2 ve 1, 3 kazanımlarında da kürenin elektriksel alanından bahsetmiyor. Tamam mı? O yüzden müfredatta yok ama çözeceğiniz kitaplarda muhtemelen bu karşınıza çıkabilir. O yüzden hani bu eksik oldu ya da bu yok falan gibi düşünmeyin. Ben müfredatta olanı anlatıyorum. Size ekstra bilgi vermiyorum. Fakat hani ne olur ne olmaz bir ihtimal bir kenarda bulunsun diye sadece şu bilgiyi vereceğim ek bilgi olarak. İletken kürede bunu bilin. Başka da bir şey bilmenizi istemiyorum. İletken bir kürede mesela artı Q yüküne sahip olsun. Yükler ne oluyordu? Dış yüzeylerde toplanıyordu. O zaman burası O noktasıysa burada iletken kürenin içindeki herhangi bir noktada mesela şurada K var. Şurada bir L noktası var. Belki şurada bir M noktası var. Uzaklıkları da D olsun. Mesela 2D olsun. 3D olsun. Bu K, L ve M noktalarında elektrik alan sıfırdır. Ya da tam böyle yüzeye değdi değecek dediğimiz bir uzaklık olsun mesela şurada. Yine N noktası olsun. Yine N noktasında elektrik alan sıfırdır. Çünkü kürenin yüzeyinde elektrik alan yükler yüzeyindedir. İçinde elektrik alan oluşmaz. Mesela elektrik alan çizgilerini çizmemiz gerekirse şöyle olur. Artıdan çıktığı için mesela burada ne olacaktır? Şöyle dışa doğru olacaktır. Ama yüzeyinde bir nokta verirse ve bunun yarıçapı da R olsun mesela şöyle göstereyim. Burası da P noktası olsun. P noktasındaki elektrik alanı sorarsa da o da KQ bölü R kare olarak karşımıza çıkar. Sanki yük merkezde toplanmış gibi düşünüyoruz. Ve ona göre işlem yapıyoruz. Peki mesela şöyle bir D uzaklığı pardon D olmasın da bu. 5D olsun mesela. Burada bir S noktası olsun. O zaman S noktasının da elektrik alanı KQ bölü 25 D kare olarak karşımıza gelecektir. Yani buradan ben bir genelleme yapmam gerekirse şunu yazarım aslında. Yüzeyde elektrik alan maksimumdur. Yüzeyden uzaklaştıkça azalır. Yüzeyden uzaklaştıkça azalır. Kürenin içinde sıfırdır. Hocam Faraday kafesi buradan mı geliyor? Aslında düşününce Faraday kafesi buradan geliyor değil mi? Çünkü orada da yükler hep dış yüzeyde toplanıyordu. Ve ben orada konuyu özetlerken şey demiştim hatırlarsanız. Yükler iletkenlerde hep dış yüzeylerde toplanır. İçeride elektrik alan yoktur demiştim. Evet iyi yakaladım mesela. Bu da güzel bir nokta. Peki mesela diyelim ki bir soru geldi karşınıza. Hani zannetmiyorum da hani kitaplarda gelebilir. O yüzden biraz aslında şeyim tedbir almaya çalışıyorum. Mesela size dedi ki bu iletken bir küre. Mesela eksi Q olsun. Bunun üzerinde bir K noktası var. Bunun üzerinde bir L noktası var. Pardon dışında bir N noktası var. Bir de M noktası var. Elektrik alanları sıralayın derse siz burada elektrik alan için şu sıralamayı yapabilirsiniz. EK büyüktür. EL büyüktür. EM'den yorumunu yapabilirsiniz. Çünkü yüzeyden uzaklaştıkça sonsuza doğru gittikçe ne olur? Azalır. O zaman burada bir not ekleyelim. Sonsuzda elektrik alan sıfırdır. O da şöyle ifade edilir. Matematikte gördünüz mü? Sayı bölü sonsuz belirsizliğini bilmiyorum ama mesela K, Q bölü D kare yerine ne yazıyoruz biliyor musunuz? Sonsuzun karesi. Bu da sıfırdır. Böyle bir ifade gördünüz mü? Belirsizlik diye bir şey görmediniz herhalde. Belki seneye göreceksiniz. Çok emin değilim. Sayı bölü sonsuz ya da sonsuzun karesi sıfırdır. O zaman bir diğer noktada aslında elektrik alan sonsuzda sıfırlanıyormuş arkadaşlar. Tamam mı?
Şimdi bunlar cepte. Artık genel olarak siz elektrik alan sorularına hakimsiniz. Ama dediğim gibi bakın şuradan itibaren ek bilgiden itibaren geriye dönük bu çözdüğüm soru tarzları tek tek bak geçiyorum üzerinde. Bu tarz sorulara konsantre olmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum size. Çünkü bunlar sizin için çok önem arz ediyor. Ve sorular bu ayarda gelecektir. Bunlara dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi onun haricinde benim elektrik alanla ilgili genel olarak söyleyeceklerim aslında bu kadar. Şimdi elinizdeki kitaplardan ister AYT kitabı ister ara sınıf kitabı fark etmez. Bu kulamp kuvveti ve elektrik alanla ilgili ne var ne yok. Hepsini şöyle bir elden geçirin. Bütün sorularınızı çözün. Zaten büyük bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum artık. Konuyu iyi öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi bir sonraki konumuz bizim elektriksel potansiyel enerji. Ona geçiş yapacağız. Elektriksel potansiyel enerjiye geçmeden önce aslında bir 5-10 dakika ara verebilirim. Hem bir şöyle bir zihnimiz tazelensin. Hem de yeni bir konu olduğu için bir konsantrasyonunuz artsın. Şöyle elektriksel potansiyel enerji diyelim. Birazcık daha böyle konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Yeni bir konu. İsterseniz şöyle yapalım. Biraz dersi keselim. 45'te tekrar buluşalım. Diğer derste artık gidebildiğimiz kadar gidelim. Uygun mudur? Milton Hocam ne güzel sesinizi duymak. Oo, Berk Hocam merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim valla. Hayranlarınız çokmuş da. Öyle mi? kaçak göçek girenler vardı. Bir onları uçurmaya geldim. Ya nasıl giriliyor kaçak? Kim giriyor? Valla birisi girmiş. Kaydı durdurabilirsin. Kaydı durdurabiliriz bu arada kim alıyorsa. Serbest bıraktığımız zaman tekrar aşağıya doğru düşer. Bunu hatırladınız değil mi? Siz bunu elektrik ve pardon enerji kısmında bunu görmüştünüz. Peki elektrikteki bunun karşılığı nedir? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Bakın şimdi elimizde bir tane yük var burada. Bu yük mesela artı Q1 gibi bir yük olsun. Daha sonrasında şurada başka bir yük var. Bu yük de artı Q2 gibi bir şey olsun. Tamam mı? Şimdi burada bu iki yük arasındaki uzaklık da D olsun. Ve buradaki yükü de sabitleyelim. Hareketli olmasın bu. Şimdi siz normal şartlarda bir kuvvet uygulayarak bunu şu tarafa doğru yaklaştırmaya çalışsanız ve neredeyse değdi değecek kadar yakınına getirmeye kalksanız zorlanır mısınız? Bunu bir hayal edin. Düşünsenize artı yükü yaklaştırırken zorlanır mısınız? Bunların arasında bir itme kuvveti olduğu için zorlanacaksınızdır. Ve cismi buraya kadar getirdiğinizde şöyle serbest bıraktığınızda ne olacaktır? Q2'yi serbest bıraktığınızda bu tekrar şöyle geriye doğru fırlayacaktır değil mi? Aynen bunu serbest bıraktığımızda aşağı düşmesi gibi. Şimdi o zaman biz Q2'yi Q1'e doğru yaklaştırırken eğer zorlanıyorsak ve serbest bıraktığımızda Q2 tekrar fırlayıp gidiyorsa biz burada aslında elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış oluruz. Peki elektriksel kuvvetlere karşı yaptığımız işi de şöyle F çarpı delta X de gösterelim. Burada bunların arasındaki Coulomb kuvveti K, Q1, Q2 bölü D kare. Aralarındaki uzaklık da D. Bunu getirip yerine yazdığımız zaman şu D'ler gider. Ve yaptığımız iş K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'dir. Şimdi burada normal şartlarda bu yaptığımız iş potansiyel enerjiye dönüştü. Ama kafanıza bir takım soru işaretleri takılmış olabilir. Hocam bu Coulomb kuvveti hep Q bölü D kare değil. Uzaklık azaldıkça artar. Normal şartlarda bunu biz şöyle bir grafikle ifade ediyoruz. Ama şimdi siz çok integral bilmediğiniz için normal şartlarda aralarındaki Coulomb kuvveti şöyle F, aralarındaki uzaklık D. Ve bu işte ilk başlangıçta normalde D uzaklığında F Coulomb kuvveti varkenki durum. Burası da kuvvet uzaklık grafiği. Şimdi şöyle bir grafik vardır. Bu yük sonsuza doğru gittikçe az önce elektrik alanında da konuştuk. Parabolik olarak azalır. Burası da sonsuz olsun. Şimdi bu bizim yükümüz neydi? İşte Q2 idi ya. Q2'yi sonsuza götürmek için yaptığımız işi bulmak için şuranın alanı buluruz. Bu da integraldir. Ve sizin sadece şurayı bilmenizi istiyorum. Bu alanda buna eşittir arkadaşlar yaptığınız zaman. Bu biraz ezber maalesef. Çünkü siz şu anda integral bilmiyorsunuz. Bunun da, burada da ben kendimi çok rahat ifade edemiyorum. Dolayısıyla
Şuradaki alanla şuradaki alan birbirine eşit olduğu için bakın şuranın alanı ne geldi? F çarpı D geldi. O zaman bu böyle yapılabilirmiş. Ama siz tabii bunu nasıl yapacaksınız? Seneye integral olayını iyice bir oturttuktan sonra burası anlam kazanır. Ama şimdilik böyle bunu bilebilirsiniz. Zaten bu nereden geldiğini, o D karenin neden gittiğini göstermek adına yaptığım bir çalışma. Ama siz artık bu potansiyel enerjiyi istiyorsanız tekrar yazalım şuraya. K, Q1, Q2 bölü D ile ifade edeceksiniz. Peki, enerji ya o zaman skalerdir. Birimi jüldür. Ve skaler olduğu için soruları çözerken Q1 ve Q2'nin artısı eksisi varsa onu yazacaksınız. Şimdi burada öncelikle bir şuna bakalım. Mesela bu ben anlattım ya burada dedim ya yaklaştırırken potansiyel enerji artar, potansiyel enerji azalır. İstiyorsanız şimdi onu bir kafamızda iyice bir oturtalım bakın. Ben size bir takım örnekler vereyim. Ve belki de sınavda, gerçek sınavda hiç işlem sorusu bile gelmeyebilir. Belki de böyle bir yorum sorusuyla bile karşılaşma ihtimaliniz var. Mesela şuraya artı Q yazalım, artı Q yazalım. Ondan sonra şuraya eksi Q yazalım. Buraya eksi Q yazalım. Şimdi şuradaki yükleri de sabitleyelim. Şimdi benim iddiam şu yönde. Bu potansiyel enerjinin tam olarak ne olduğunu kafanızda oturtmaya çalışıyorum. Şimdi bakın şurada bir F kuvveti var. Şurada da bir F kuvveti var. Biz bu F kuvvetleriyle şöyle şu doğrultuda geliyoruz ve bunları şu noktaya değdi değecek noktasına getirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde bunu da. Zorlanır mısınız? Artıyı artıya yaklaştırırken ya da eksiye eksiye yaklaştırırken zorlanır mısınız? Bu iki tane mıknatısın aynı kutbunu birbirine doğru getirdiğiniz zaman bir türlü birleştirememeniz gibi bir histir aslında buradaki olay. Dolayısıyla burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz siz? O artı artı ya da eksi eksi arasındaki elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır diyorum ben. Bak zorlanıyorsunuz. Ve sistemde potansiyel enerji depolanmıştır. Potansiyel enerji depolanmıştır. Şimdi sırtınıza aldığınız bir çuval çimentoyu 10. kata çıkarıyorsunuz. Zorlanır mısınız? Zorlanırsınız. Peki 10. kata çıkardığınızda onun üzerinde potansiyel enerjiyi test etmenin en kolay yolu nedir biliyor musunuz? Atın aşağı. Hızlanıyorsa, harekete geçiyorsa, yani kinetik enerji kazanıyorsa bir potansiyel depolamışsınızdır demektir. Çünkü doğada enerji korunuyor ve dönüşüyor. O zaman ne oldu? Bak artı artıya, eksi eksiye yaklaşınca serbest bırakıldığında bıraktığınız anda bunlar böyle fırlarlar giderler. Kinetik enerjiye dönüşür. Demek ki siz bunları ilk konumda yani yaklaştırma sürecinde potansiyel enerji depolamış olursunuz. Buna dikkat edin. Tamam mı? Şimdi burada potansiyel enerji depolandı. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıldı. Kafamızda bir şeyler oluştu diye düşünüyorum. Peki burada ne olacak? Şuna bakalım. Mesela artı Q. Burası da eksi Q. Ya da tam tersi. Burası eksi Q. Burası da artı Q. Şimdi sen normal şartlarda artı eksen ayrılmak istemez ya da eksi artıdan ayrılmak istemez. Sen bir kuvvetle alıp bunu şuraya getirmeye çalışıyorsun. Bunu alıp şu konuma getirmeye çalışıyorsun. Zorlanır mısın? Değil mi? Artıdan eksiyi ayırmak ya da eksiden artıyı ayırmak zordur. Çünkü aralarında bir çekim kuvveti vardır. O zaman sen yine zorlanırsın. Ve bunlar bu konumlarındayken geldiklerinde bıraktığın zaman bunlar tekrar eski yerlerine doğru giderek hızlanırlar. Yani kinetik enerji kazanırlar. O zaman ben burada yine şunu söyleyebilirim. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır ve sistemde tekrar yazıyorum onu. Potansiyel enerji depolanmıştır. Yani aslında işte elektriksel potansiyel enerji zoraki bir etkiyle yan yana getirilen yüklerin sahip olduğu enerjidir aslında. Ve biz bunun depolandığını yine nereden anlıyoruz? Sistemi serbest bıraktığımız zaman kendinden harekete geçiyorsa bu bir depolanma içerir. Enerji depolanması içerir diyoruz. Peki şimdi burada cepte bu ikisi de. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Bakalım. Şimdi artı Q var. Şurada da bir eksi Q var. Ya da burada bir eksi Q var. Şurada da bir artı Q var.
Şöyle. Ya da şuna bakın şimdi. Burada bir artı Q var. Şurada bir artı Q var. Şurada bir eksi Q var. Şurada da bir eksi Q var. Şimdi bunları bir inceleyelim. Burada ne olduğuna siz karar verin. Şimdi ilk durumda artı Q var, eksi Q var. Sen buralar yine sabit. Hareket etmiyor bunlar. Sol taraftakiler. Bak artı Q sabit, eksi Q'yu serbest bıraktığın anda kendiliğinden harekete geçer mi? Ya da eksi Q'nun karşısındaki artı Q'yu serbest bıraktın kendiliğinden harekete geçer mi? Geçer. Ya da artı Q'yu artı Q ile yan yana getirdin serbest bıraktın. Kendiliğinden gider. Bak kendiliğinden gider. Değil mi? O zaman kendiliğinden harekete geçiyorsa bunlar için kullanacağın genel ifade şudur. Yükleri serbest bıraktığımızda kendiliğinden harekete geçmiş olduğunu görürüz. Görürüz. Aslında bunu yapan elektriksel kuvvetlerdir. Bak aralarında bunların bir elektriksel kuvvet var. Aslında bunu yapan elektriksel kuvvetlerdir. O zaman biz burada üstteki kısımda ne yapmıştık? Elektriksel kuvvetlere karşı zorlanmıştık ve iş yapmıştık ya. O zaman burada şey diyoruz. Burada elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Ve potansiyel enerji harcanarak kinetiğe dönüşmüştür. Pardon. Harcanarak kinetiğe dönüşmüştür. Kafanızda olayın birazcık daha somut hale geldiğini düşünüyorum. Yani bir yükü başka bir yüke yaklaştırırken ya da onun bulunduğu konumdan başka bir konuma götürürken bu yaklaştırmak ya da uzaklaşmak fark etmez. Eğer zorlanıyorsanız siz o sistem üzerinde potansiyel enerji depolamışsınız. Ama sistem bıraktığınızda kendiliğinden harekete geçiyorsa orada elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Altını çizmek istiyorum. Ve potansiyel enerji harcanarak kinetiğe dönüşmüştür. Kaybolma yok, dönüşme var. Buna dikkat edin. Şimdi bu neye benziyor? Mesela bu konuda şöyle bir şey vardır aslında. Kitapları açınca göreceksiniz. Toplam enerji, sistemin toplam potansiyel enerjisi. Hatta onu birazcık daha düzgün yazayım. Daha net olsun. Sistemin toplam potansiyel enerjisi. Şimdi bu ne demek? Birazcık kafamızda bunu bir oturtmaya çalışalım. Mesela şimdi yükleri şuraya koyuyor mesela. Şuna Q1 diyor, Q2 diyor. Şuna Q3 diyecek. Bak Q1, Q2, Q3. Ve bunların arasındaki uzaklığa da mesela şuraya D1 desin, buraya D2 desin, buraya da D3 desin. Şimdi sistemin toplam potansiyel enerjisi demek. Bu arada potansiyel enerjinin formülünü bir kez daha güncelleyeyim kafanızda. K, Q1, Q2 bölü D'ydi. Şöyle bir ifade var. K, Q1, Q2 bölü D1. Bu bununla bunun arasındaki. K, Q1, Q3 bölü D3. K, Q2, Q3 bölü D2. Böyle bir şey yazarsınız. Sistemin potansiyel enerjisi nedir diye sorsa. Çok somut, soyut. Yani kafanızda ne canlanıyor şu anda bilmiyorum ama ben baktığım zaman aslında diyorum ki bu ne böyle şimdi? Ne demek yani ben bununla bunu çarptığım zaman ne oluyor? Şimdi bak bu ne demek aslında biliyor musunuz? Şimdi şöyle düşünün. Şu Q1 yükü şurada bir yerde olsun. Şu Q2 yükü de burada olsun. Şu Q2 yükü, Q3 yükü de burada olsun. Şimdi normal şartlarda bunların hepsi de artı olsun. Şimdi siz artıları birbirine yaklaştırmakta zorlanır mısınız? Bir bakalım. Geriye döndük. Evet zorlanırsınız. Bak ilk en üstteki artı artı yaklaştırmakta zorlanıyorum. Ya da eksi eksi yaklaştırmakta zorlanıyorum. Gördünüz mü? O zaman sen bunu buraya getirirken bunu buraya doğru getirdiğini hayal et. Bunu da buraya getirdiğini hayal et. Şimdi bunları o bulundukları konumlardan
Şu soruda verilen üçgenin köşelerine yerleştirdiğin zaman ne yapıyorsun aslında? O konuma getirince kadar zorlanmış oluyorsun. Ve bu konuma getirdiklerindeki potansiyel enerjini şöyle ifade ediyorsun. Çünkü sen bunları serbest bıraktığın zaman ne olacaktır biliyor musun? Bu artılar yine birbirlerini şöyle itip eski konumlarına gitmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Bak sistemde bir potansiyel enerjiyi depolamış oldun. İşte o potansiyel enerjiyi böyle gösteriyoruz. Ha işin içinde Q1, Q2, Q3'ün şu ilk konumlarının sonsuz olma durumları var ama şimdi o sonsuz ifadelerle kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Ama şimdi bu üçünü yaklaştırırken zorlandığımı, şu üçgeni oluşturduğumu, sonrasında bu üçgeni oluşturduktan sonra da sistemin bir potansiyel enerjisinin olma mantığını anladınız sanırım. Bu şuna benzer. Daha somut bir örnekle devam edeyim. Biraz üzerinde duruyorum. Neden ara verdiğimi anlamışsınızdır. Çünkü buna biraz konsantre olmamız lazım. Bir de öyle formülü verip de ezberletip de geçmek istemiyorum. Şimdi burada çiviler var. Çiviler var. Bu çivilerin arasında da yay sabitleri K1, K2, K3 olan yaylar var. Şimdi ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Mesela buna birinci çivi diyelim. Buna ikinci çivi diyelim. Buna da üçüncü çivi diyelim. Bu çiviyi alıyorum şuraya getiriyorum. Bunu alıp buraya getiriyorum. Bunu da alıp buraya getiriyorum. Şimdi ben bu hareketi yaparken zorlanır mıyım? Yayları germem gerekiyor değil mi? Bak artık yeni yaylar şöyle. Hatta onu başka renkle gösterelim. Şöyle bak. Yaylar iyice açıldı. Bak bu yay da çok açıldı. Bu yay da acayip açıldı. Ve atıyorum. Bu x1 kadar uzasın. Bu x3 kadar uzasın. Bu x2 kadar uzasın. Size sorsam. Desem ki burada toplam potansiyel enerji ne olmuştur? Yazacağınız şey yay potansiyel enerjisini de şurada şöyle bir güncelleyelim kafamızda. 1/2 kx kareydi hatırlayın. Şimdi k1 yazıyorum bakın. 1/2 çarpı k1 çarpı ne kadar uzadı? x1'in karesi. 1/2 k2 x2'nin karesi. 1/2 k3 x3'ün karesi. İşte siz bunu yazarken bu sistemin potansiyel enerjisini yazmış oluyorsunuz ya. Aslında ben bunu size söyleyeyim. Siz bu çivileri buradan çıkardığınız anda bu yaylar ne oluyor? Fırlayıp gidiyor. İşte bak bir potansiyel depolanmış oldu. İşte aynı durum yükler için de geçerlidir diyoruz. Evet, burada buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Kafanızda soyut olan bir şey somutlaştırabildim mi acaba? Varsa kafanıza takılan bir şeyler sorun. Yoksa hemen bunlarla ilgili sorulara geçeceğim. Onun üzerinde konuşacağız. Tamam. Şimdi şurada bir eklemede şuraya yapayım. Arka sayfaya yapacaktım ama mesela Q1'in potansiyelini sorarsa bu ne demektir biliyor musun? Q1 Q2 bölü D1 K Q1 Q3 bölü D3. Sadece Q1 üzerindeki etkiye bakıyoruz. Eğer burada birinci çivi üzerindekine bakarsa birinci çiviyi aldığımızı ve harekete geçirdiğimizi düşünün. Yani o zaman ne olacak biliyor musunuz? Onu da şöyle pembeyle göstereyim. Bakın. O zaman ne olacak biliyor musunuz? 1/2 K1 işte X1 olsun. Çok önemli değil. X1 kadar uzasın. 1/2 K2 X2'nin karesi. Peki K3'te bir değişiklik var mı bak? Yok. O yüzden onu yazmaya gerek yok. İşte bir yükün üzerindeki potansiyel de aslında bunu bizim için ifade ediyor. Buna dikkat edin. Şimdi geldik şuna. Şimdi sorularda size ne soracak biliyor musunuz? İşte yüklü cisimlerde sistemin potansiyel enerjisi nedir? İlk önce o basit düzeyde soruları bir görelim. Mesela sana diyecek ki şurada bir tane Q1 yükü var. Artı 2Q olsun. Ondan sonra şurada bir tane Q2 yükü var. Artı Q olsun. Ondan sonra şurada bir tane Q3 yükü var. Bu da eksi Q olsun. Biraz yamuk oldu galiba. Düzeltelim. Evet. Şimdi burada diyor ki sana sistemin toplam potansiyel enerjisi nedir diyor. Şu uzunlukları da işte D'ye D versin. Şimdi sistemin potansiyel enerjisi derse senin yapacağın şey şudur. Önce K, Q1, Q2,
Q2 bölü D. Sonra K, Q2, Q3 bölü D. Ama sistem dediği için bak, K, Q1, Q3 bölü 2D yapmak zorundasın. O zaman şimdi yazıyorum bak. K, 2Q, Q bölü D. Şimdi yazıyorum. K, Q, dikkat skalerdi ya, eksiği yazmak zorundayım. D, K, 2Q, dikkat eksi Q'yu yazdım bölü 2D. Ve işlemleri yaptığım zaman şunu görüyorum aslında. Şurası 2. Şurası eksi K, Q kare bölü D. Şurası da şunun şu gittiği için eksi K, Q kare bölü D. Dolayısıyla ne oldu bak? Bunları topladığın zaman burada bu sistemdeki potansiyel enerji sıfır gelmiş. Bu soruda mesela A seçeneği bu olsun. B seçeneğinde de şeyi sorsun. Mesela Q2 üzerindeki toplam potansiyel enerji, elektriksel potansiyel enerji. Toplam elektriksel potansiyel enerji nedir diyor. O zaman yapacağımız şey şudur. Sadece Q2 üzerine bakıyoruz. Yani E potansiyel Q2 K Q1 Q2 bölü D K Q2 Q3 bölü D. Yani bunları yerine yazarsak K2 Q Q bölü D K Q eksi Q bölü D. O zaman bunu düzenlediğimiz zaman K Q kare bölü D, ama bak artı bir ifade çıktı. Artısını eksisine dikkat etmek lazım. Tamam mı gençler? Bir problem var mı? Biraz fazla örnek yapacağım. Hani iyice kafanızda otursun diye. Mesela şöyle bir şey de gelebilir. Bu en çok kafanızda diğeriyle karıştırabileceğiniz bir soru tarzıdır. Mesela şöyle bir üçgen verecek. Üçgen görünce aklınıza o elektrik alan ve Coulomb kuvveti gelebilir. Yani yön olayı var mıydı, yok muydu, ne oluyordu? Hani bunlar hep soru işaretidir. Şöyle şuna Q2 diyelim. Buna eksi Q diyelim. Buraya da artı 2Q diyelim mesela. Şimdi buralara da DD diyelim. Yine A'da neyi soruyor? Potansiyel enerji toplam diyor mesela. Çok basit. Yapacağınız şey toplam dediği için Q1 ile Q2'yi, istiyorsanız onları ben uzun uzun yazayım. D, sonra K, Q1, Q3 bölü D, sonra K, Q2, Q3 bölü D. Hepsini ayrı ayrı yazıyorsunuz. Şimdi yazıyorum bak. K, 4Q, dikkat, eksi Q bölü D. Yazıyorum bak. K, 4Q, 2Q bölü D. Şimdi şunu yazıyorum. K, eksi Q, 2Q bölü D. Bu işlemi yaptığımız zaman şunu görüyoruz. 4K Q kare bölü D eksi 8K Q kare bölü D. Burada da şunu yazıyoruz. Eksi 2K Q kare bölü D. O zaman bu çözümü sonuçlandırdığımız zaman 8, 6 artı 2K Q kare bölü D sonucuna varabiliyoruz. Ve soruda sizi kandırmak için, yolunuzdan saptırmak için şuralara 60-60 ifadesini de kullanabilir. İşte burada yön kavramı yok. Yani tek tek bunları belirleyip onun üzerinden ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Tamam mı? Bu bizim için önemli. Evet, buraya kadar sorusu olan varsa, söz almak isteyen varsa alabilir arkadaşlar. Evet, o zaman ben soru tarzlarına devam edeyim. Bir o soru tarzlarını bir görelim hep beraber. Evet, var mı? Tamam. Ben soru tarzlarına devam edeyim. Olayın ne olduğunu tamamen şöyle bir keşfedelim. Kafamızda iyice bir oturtalım. Ondan sonra yine sonraki süreçte yine sorusu olanın sorusunu almaya devam ederiz. Şimdi ben burada şöyle bir not yazacağım. Bakın bu not önemli. Şimdi diyor ki şöyle bir not yazalım. Biz bunu niye öğrendik aslında? Şimdi onu kafamızda oturtalım. Notumuz şu. Potansiyel enerjideki değişim yapılan
işe eşittir. Şimdi daha kulağınıza hoş gelecek bir yerden girelim buna. Mesela şöyle bir duvar var. Duvarın üzerinde M kütleli bir cisim var. Duvarın yüksekliği de H olsun. Ya da şöyle düşün. Şuradaki yükseklik H1 olsun. Şuradaki yükseklik de H2 olsun. Şimdi ben size desem ki bunu aldınız, şuradan şuraya getirdiniz. Ne kadar iş yapılmıştır desem. Yapacağınız şey şudur aslında. İlk önce potansiyel enerji 1'i hesaplamak. Neydi potansiyel enerji? M, G, H1. Sonra ikinci potansiyel enerji hesaplamak. Şurası da yer ya. Yere göre potansiyel enerji hesaplıyorsunuz. M, G, bu sefer de H2 oldu. O zaman siz buradaki potansiyel enerji farkını aldığınız zaman neydi delta? Son eksi ilk. Bu her yerde böyle. Delta T son sıcaklık eksi ilk sıcak. Delta V son hız eksi ilk hız. Delta EP EP2 yani son potansiyel enerji eksi ilk potansiyel enerjidir. O zaman burada MGH2 eksi MGH1 yaptığınız zaman siz yapılan işi bulursunuz. Bu işi yaptığınız zaman mesela atıyorum bunun değeri 10 jül olsun. Bunun değeri 50 jül olsun. O zaman bunu getirip yerine yazdığınız zaman 50 jül eksi 10 jül de buradan ne gelecektir? Artı 40 jül gelecektir yapılan iş ve potansiyel enerji değişimi. Buradaki artı bize neyi gösterecek biliyor musunuz? Artı yer çekimine karşı iş yapıldığını ve potansiyel enerji depolandığını bak. Kaçtı? 10'du, 50 oldu. Potansiyel enerji kazandırıldığını gösterir. Şimdi bu sizin çok iyi bildiğiniz bir durum. Peki, şimdi bunun elektrikteki karşılığı ne o zaman? Ona bakalım. Şimdi diyelim ki elimizde şöyle bir Q1 yükü var. İşte artı 2Q olsun. Şurada şöyle bir D uzaklığı var. Şurada bir Q2 yükü var. Eksi Q olsun. Ve diyor ki bu A noktasındadır bu Q2 yükü. Daha sonra diyor bunu şöyle B noktasına getirelim diyor. Yani şunu al diyor. Buradan buraya getir. Şimdi yukarıdakinden yola çıkarak. Bakın birebir aynı şeyi yapacağım aslında. Yukarıdakinden yola çıkarak. Şimdi ilk potansiyel enerjiyi yazıyorum bakın. Ne yazıyorum? K, Q1, Q2 bölü D. Yazıyorum bak. K, 2Q, eksi Q bölü D. Bunu düzenlediğim zaman ben eksi 2K, Q kare bölü D geldi. Şimdi ben bunu buraya getirdim ya artık. Q2'yi tekrar yazıyorum buraya. Bu arada şu uzaklık da D olsun. Şimdi E potansiyel 2'yi yazıyorum bakın. Yine K, Q1, Q2 bölü 2'de. Bak H1 ve H2 gibi düşünebilirsiniz bunu. O zaman K, 2Q, eksi Q bölü 2'de yapalım. O zaman bunlar gittiği zaman eksi K, Q kare bölü D. Şimdi yapılan iş neydi? Potansiyeldeki değişimdi. O zaman yazıyorum bak. EP2 eksi EP1. Şimdi EP2'yi yazıyorum bakın. Eksi K, Q kare bölü D. Eksi 2K, Q kare bölü D. Bakın, eksiler çok önemli burada. O zaman bu işlemi yaptığınız zaman ne gelir biliyor musunuz? Artı K, Q kare bölü D gelir. O zaman sen buradan nasıl bir yorum yaparsın biliyor musun? Bak, artı çıktı. Ne diyorum biliyor musun? Bak, elektriksel kuvvetlere karşı İş yapıldı. Potansiyel enerji depolandı. Bir test edelim. Bakın geriye dönüyorum. Hani anlattığımız her şeyin bir bağlantısı var aslında ders boyunca. Şimdi biz orada ne yapmıştık? Artıdan eksi uzaklaştırmıştık. Onu şimdilik şöyle pembeyle yuvarlak için alayım. Bak artı eksen uzaklaşırken zorlanıyordu. Zorlanırken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorduk ve sistemde potansiyel enerji depolanıyordu.
Serbest bıraktığımızda ne oluyordu? Fıy geriye doğru şöyle fıyıp gidiyordu. Fırlayıp gidiyordu yani. O zaman biz burada onu söyleyebiliriz. Yani bak buradaki Q1'den buradaki Q2'yi bu tarafa doğru çekerken zorlanırız. Ayrılmak istemez. Ve zorlandığımız için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış oluruz. Potansiyel enerji depolamış oluruz. O yüzden artı çıktı. Ve iki durum arasındaki farkı aldığımız zaman aynen MGH1, MGH2 gibi farkını aldığımız zaman da değerin K, Q kare bölü D olduğunu biliyoruz. Yani bu şu demek aslında. 3 Joule, 5 Joule, 10 Joule gibi bir şey demek aslında. Buna dikkat edin. Bu da önemli bir soru tarzı olarak karşımıza gelir. Var mı buraya kadar sorusu olan? Ben devam edeceğim. Bir örnek daha yapayım. İyice kafamızda otursun. Mesela şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şurada bir Q1 olsun. Eksi Q olsun o. Sonra şurada 2D uzaklıkta ve şurada 2D uzaklıkta. Şöyle Q2 olsun. Bu da artı 2Q olsun. Bu da artı 2Q olsun. Burası da Q3 olsun. Burası da 2D olsun. Şurası A noktası olsun. Bu Q1 yükü şöyle A'dan B'ye getirilsin. Şuralarda DD olsun. İzlediğimiz yol da bu olsun. Şimdi size diyor ki soruda A'daki yük diyor, Q1 yükü diyor, B noktasına getiriliyor ve yapılan iş nedir diyor. Yani bu aslında kabaca bakılınca işte H1 yüksekliğinden H2 yüksekliğine çıkarılmak gibi bir şey bence. O zaman ben ne yapıyorum yine? İlk potansiyel enerjiyi yazıyorum. İlk potansiyel enerji. Kim için? Cisim A noktasında ya. A noktası için yazıyorum. Şimdi A noktası için yazdığım zaman şunu yazacağım. Q1, Q2 bölü 2D. Q1, Q3 bölü 2D. Ama Q2 ile Q3'ü tekrar yazmanıza gerek yok buraya. Niye biliyor musun? Değişken kim? Şu. Hatırlayın. Yine geri dönüyorum. Ve yine bak bir bağlantı veriyorum size. Burada çiviyi alıp da şu noktadan yukarı taşıdığımızda sadece birinci çiviyi aldığımız zaman ne yaptık? K1 ile K2'yi yazdık. Bakın şurası. Değil mi? O zaman burada tek hareket eden, yer değiştiren o olduğu için sadece Q1'i yazabilirsiniz. Peki. Şimdi nereye geldik? B noktasına. Artık B noktasına gelince, ha bu arada bunun işlemini yapalım. K2 Q eksi Q bölü 2D K2 Q eksi Q bölü 2D. Şunlar gidiyor zaten. Buradan ne geldi? Eksi 2K Q kare bölü D geldi. Şimdi B noktası için yaptığımız zaman... Hocam. Evet. Bir şey söyleyeyim. Q2 ile Q3'ü neden yazmadığımızı bir daha anlatır mısınız? Neden yazmadım? Şöyle istersen bir bekle bak. Şunu bir yazayım. En son bir çıkarma işlemi yaparken orada onu bir dahil edeyim. Zaten tekrar orada edecektim. Tamam. Bir bekle biraz. Ondan sonra söyleyeyim. Şimdi EP2'ye geldik. Yani artık bu buraya geldi. O zaman Q2 ile Q1'i yazıyorum bak yine. Sonra Q1 ile Q3'ü yazıyorum yine. Ama uzaklıklar D oldu artık. Şimdi sayısal verilerini yazıyorum bak. K2Q eksi Q bölü D. K2Q eksi Q bölü D. Bunu yaptığımız zaman da eksi 4K Q kare bölü D gelir. Bu da o Q1 yükü B noktasındaysa bunun üzerindeki potansiyel enerjidir. Şimdi potansiyel enerjideki değişim yapılan işe eşit ya. O zaman yazıyorum bak. EP2 eksi EP1 eşittir işi verecek. O zaman B noktası ve A noktası için bulum değerleri yazıyorum bak. Eksi 4K Q kare bölü D eksi eksi 2K Q kare bölü D eşittir W. Buradan baktığım zaman ne görüyorum? Eksi 2K Q kare bölü D geliyor. Şimdi az önceki soruya cevap vereyim. Şimdi biz buraya K Q2 Q3 bölü 2D yazsaydık. Buraya da aynısını yazacaktık. K Q2 Q3 bölü 2D yazmak zorundayız. Çünkü onların arasındaki uzaklık nedir?
2D'dir bak. Her durumda 2D'dir. İlk durumda da 2D. Onların yeri değişmiyor. Peki farkını aldığım zaman bunlar çıkmayacak mıydı? Yok olmayacak mıydı? O zaman yok olan bir şeyi yazmak bana mantıklı gelmiyor. O yüzden onları ben yazmıyorum. Soruyu soranın mikrofonu açık mı? Kim sordu? Anladım. Anladım. Şimdi anladın değil mi? Şahin hocam, o bir verdim. Anladım. Tamam. O yüzden bu gibi durumlarda bir yük hareket ediyorsa onun üzerindeki potansiyel enerjiden yürürseniz zaten sonuca ulaşırsınız. Peki. Şimdi cevabımız ne geldi? Bak eksi k q kare bölü d geldi. Ha, eksi gelince ne oluyordu? Hemen bir dönüyorum tekrar konunun başına. Şimdi burada biz eğer yaklaştırırken zorlanıyorsak depoluyoruz. Sonuç pozitif çıkıyor. Ama bıraktığımız zaman kendiliğinden gidiyorsa elektriksel kuvvetler iş yapmıştır ve potansiyel enerji harcanmıştır. Kinetiğe dönüştürmüştür diyoruz. Bu sefer de eksi çıkıyor. Yani şimdi şurada şu kısmı ele aldığınız zaman bırak eksi Q kendiliğinden geliyor. Bırak artı Q kendiliğinden geliyor. Ya da şurada artı Q ve eksi Q'yu bırak kendiliğinden gidiyor. Bak kendiliğinden harekete geçiyorsa ne olur? Bu elektriksel kuvvetler iş yapmıştır ve kinetiğe dönüşmüştür. Potansiyel harcanmıştır demek. Yani burada yine şuradan da bir örnek daha vererek gideyim. M kütle cismi yukarı çıkarırken zorlanırız. Pozitif çıkar. Ama aşağı bıraktığımız zaman kendinden aşağı düşer. O zaman bunu nasıl ifade ederiz? Negatif. Çünkü kinetiğe dönüşmüştür. O zaman buraya geldiğimiz zaman eksi çıktığına göre ben diyorum ki elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Potansiyel enerji kinetiğe dönüşmüştür. Bu yüzden eksi. Yani sen şurada iki tane artı varken şurada bir tane eksi bıraktığın zaman ne olur? Bu böyle çeker. Bu böyle çeker. Ne olur? Bunun bileşkesiyle zaten bu kendiliğinden aşağıya doğru kayacaktır. O yüzden de diyoruz ki burada eksi işten bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Problem var mı buraya kadar? Yani bu dersi anlıyorsanız çok mutlu oluyorum. Çünkü bu çok soyut bir konu. Zor değil ama soyuttur. İlk defa gördüğünüz bir konudur. Kafamızda oturtmaya çalışıyoruz. Mesela şimdi bir başka durum da şudur. Bak, bir tane yüklü cisim var. Bu yüklü cisim artı Q olsun. Ondan sonra başka bir yüklü cisim de şurada olsun. Buna Q2 diyelim. Artı Q olsun. Buna da Q1 diyelim. Bu sonsuzda olsun. Tamam mı? Sonsuz uzaklıkta ve diyor ki sana onu diyor sonsuzdaki A noktasından yakınındaki D uzaklığındaki B noktasına getir diyor. Al bunu buradan buraya getir diyor. Ne kadar iş yaparsın? Şimdi bu sonsuz işi birazcık tabii kafanızı karıştırsa da artık burada o ifadeyi kullanıp geçeceğiz. Hani sayı bölü sonsuz diyeceğiz. Bunu biraz ezber gibi düşünebilirsiniz. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi aynı mantıkla yola çıkalım. İlk potansiyel enerjiyi yazıyoruz. Kimin için yazıyoruz? A noktasında ya. Onun için yazıyoruz. Bak K, Q1, Q2 bölü sonsuz. Peki sonra B noktasına geliyor. B noktası için yazıyoruz. Buna da EP2 diyoruz. K, Q1, Q2 bölü. Buna da D diyoruz. Şimdi verilenleri yerine yazdığımız zaman K, Q, Q bölü sonsuz. Sayı bölü sonsuz dediğinde arkadaşlar sıfırdır. Daha sonrasında K, Q, Q bölü D diyor. Bunu da bulduk. Şimdi sana yapılan işi sorduğunda sen ne yapacaksın? Potansiyel enerji değişimine bakacaksın. Potansiyel enerji değişimi de aslında neydi? EP2 eksi EP1'di. O zaman EP2'miz K, Q, Q bölü D. Ama EP1'imiz sıfır zaten. O zaman burada yapılan iş ne oldu? K, Q kare bölü D oldu. Zaten mantıken bak cevabın artı çıkması gerekiyor. Neden artı çıkması gerekiyor? Çünkü sen artıyı artıya yaklaştırmaya çalışıyorsun. Zorlanır mısın? Evet, sonsuzdan da gelsen zorlanırsın. O zaman diyoruz ki burada potansiyel enerji depolanmıştır. Ve
elektriksel kuvvetlere karşı, elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Evet. Şimdi bu sonsuz olaya dikkat edin. Yani burada sizin birazcık ezbere gitmeniz gereken şey sanırım matematikte görmediniz. Sayı bölü sonsuz olayına dikkat edin. Sayı bölü sonsuz sıfırdır arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir detay. Şimdi burada çok küçük bir bizim ufaklığı bir uyarmam gerekiyor. Şurada da bir artı Q yükü var. Bu artı Q yükünü şuradan şuraya getiriyor. Şuradan şuraya getiriyor. Nasıl şuradan şuraya getiriyor. Mesela şuradan şuraya getirip en sonunda da buradan buraya getiriyor. Şimdi buralara da noktalar koyalım. K, L, M, N, P ve R diyelim bu noktalara. Şimdi ben burada neyi soruyorum size? Diyorum ki K'dan N'ye gelirken, L'den M'ye, M'den N'ye ya da N'den P'ye ya da P'den R'ye gelirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış mıdır? Zorlanılmış mıdır? Ya da potansiyel enerji depolanmış mıdır? Ya da potansiyel enerji harcanmış mıdır? Şimdi şuna bakın. Bunun ikisi arasındaki uzaklık, yani şununla şunun arasındaki uzaklığa bakın. Ve K'dan L'ye geldiği zamanki uzaklığa bakın. Yaklaşmış mı? Yaklaşmış. O zaman diyorum ki KL arasında artı artıya yaklaşmış. O zaman potansiyel enerji depolanmıştır. Peki. Peki L'deki uzaklığa bakın. Bir de M'deki uzaklığa bakın. İkisi de yarıçap değil mi? O zaman diyorum ki LM arasında iş yapılmamıştır. Çünkü yaklaşma ya da uzaklaşma var mı? Yok. Bu şuna benzer. Yine 1-2 sayfa geriye gideyim. Şimdi burada bunu yukarı doğru çıkarırken iş yaptık. Ama bunu buradan buraya yan tarafa doğru çekerken yer çekimine karşı iş yapılmaz değil mi? Çünkü bu noktadaki potansiyelle bu noktadaki potansiyel birbirine eşittir. Dolayısıyla L'den M'ye gelirken iş yapılmamıştır. Peki MN arasında yine potansiyel enerji depolanmıştır. Yine NP arasında iş yapılmamıştır. Ama PR arasına baktığımız zaman, PR arasında bırakın mesela şuradan artı Q'yu, iter değil mi o merkezdeki iter. O zaman diyoruz ki potansiyel enerji kinetiğe dönüşmüştür. Kinetiğe dönüşmüştür. O zaman şöyle ok çıkarayım bazılarından. Potansiyel enerji depolanmıştır. Potansiyel enerji depolanmıştır. O zaman buraya da şöyle not düşebilirim. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Burada da elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Tamam mı arkadaşlar? Yani kafamızda oturtmamız gereken sistem aslında bu. Yani her seferinde ilk potansiyel, son potansiyel arasındaki farkı aldığınız zaman siz zaten ne yapmış oluyorsunuz? Orada gerekli işi hesaplamış oluyorsunuz. Bu da bizim için önemli bir detaydır. Buna dikkat edin. Şimdi son olarak belki bir tane şöyle bir soru üzerinden tekrar işlemle bunu bitirebiliriz. Bir tane şöyle bir soru var kafamda. Onu da yazayım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım artık dersi. Ama sizden ricam bugün kesinlikle bu dersi tekrar dinlemeniz. Şimdi ben size notları göndereceğim, tekrar etmeniz. Çünkü ilk defa gördüğünüz bir konu ve bunu kafanıza oturtmanız gerekiyor. Mesela şimdi çok karmaşık gibi gözüken bir soru. Mesela bir AYT sorusu olsa bu. Nasıl çözülür? Şimdi ona bakacağız. Mesela burası artı Q. Burası artı Q. Burası artı Q.
Burası 2D, burası 2D, burası 2D. Daha sonra diyor ki bu yükler şuraya getiriliyor diyor. Şöyle göstereyim. Bu yük buraya getiriliyor. Bu yük buraya getiriliyor. Bu yük buraya getiriliyor. Ondan sonra şuralarda eşit, yani eşkenar üçgen bunlar. Yani siz neyi bileceksiniz artık? Yeni uzaklıklar D, D, D. O zaman diyor ki bunu yaparken diyor yapılan iş nedir? Şimdi ilk potansiyel enerji yazıyorum ama toplam potansiyel enerji yazacağım çünkü herkesin yeri değişti. Bak K, Q, Q bölü 2D. Yani ne yaptım? Şununla şunu yazdım. Aynısından bir tane daha yok mu? K, Q, Q bölü 2D. Şimdi bununla bunu yazdım. Şimdi en son alttakiler kaldı. K, Q, Q bölü 2D. O zaman ne geldi bak buradan? 3K, Q kare bölü 2D. Cepte. Sonra şuraya getirildiler ya. Şimdi buradaki potansiyel enerjiyi yazıyorum. Buna E potansiyel 1 diyelim. Buna E potansiyel, toplam potansiyel 2 diyelim. O zaman K, Q, Q bölü D. İsterseniz bunu 3 ile de çarpabilirsiniz. Çünkü hepsi birbirine aynısı. O zaman burada da ne geldi? 3K, Q kare bölü D. Şimdi buradaki potansiyeldeki değişim EP2 eksi EP1 ne geldi? 3K Q kare bölü D eksi 3 bölü 2K Q kare bölü D. Yani yaptığınız zaman artı 3 bölü 2K Q kare bölü D geldi. İşte bu sizin yaptığınız iştir. Ve yine artı çıktığı için ne dersiniz? Potansiyel enerji depolandı. Zaten en başında da siz şunu gördünüz bence. Artılar artıya yaklaşmak istemez. Başlangıçlar alanındaki uzaklık 2D, 2D, 2D'ydi. D, D'ye düşürdüm. Neredeki gibi? Yine bir bağlantı kuralım. Bakın şuradaki gibi. Siz ne yapıyorsunuz? Q1, Q2, Q3'leri şu üstteki şekle bakın. Q1, Q2, Q3 kırmızıyla gösterdiğiniz yaklaştırmaya çalışıyordunuz ve zorlanıyordunuz ya. İşte bu da onun karşılığıdır sevgili gençler. Evet, şimdi normalde bunun arkasından elektrik potansiyeli var. Ama bunu bir sindirmeniz gerekiyor. Bir oturup çalışmanız gerekiyor. Ki orada birazcık daha şey yapalım. Daha rahat hareket edelim. Bir sonraki derste potansiyel ve elektriksel iş yaparız. Elektrik alanı için. Bir şey sorabilir miyim? Evet, sorabilirsiniz. Peki işaret negatif çıkarsa elektriksel kuvvetler iş yapmıştır mı diyeceğiz? Evet. Onu tekrar bizim en basite indirgediğimiz yerden tekrar edelim. Yükleri serbest bıraktığımızda kendiliğinden harekete geçmiş olduğunu görürüz. Bu alt kısmı okuyorum şu anda. Çok karalamak istemiyorum. Şöyle silerim tekrar. Aslında bunu yapan elektriksel kuvvetlerdir. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır ve potansiyel enerjiyi kinetiğe dönüşmüştür. Yani harcanmıştır. O yüzden eksiyle gösterilir. Tamam mı? Yani burada tamam, artık hocam. Artı depolamayı, eksi harcanmayı, artı potansiyel kazanıldığını, eksi potansiyelin harcandığını, artı elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıldığını, eksi de elektriksel kuvvetlerin iş yaptığını gösterecek bize. Tamam mı? Tamam hocam, sağ olun. Tamam. Başka sorusu olan varsa alabilirim sorularınızı. Çünkü bu konuyu önemsiyorum ve kafanızda soru işareti kalmasını istemiyorum. Evet. Var mı sorusu olan? Çekinmeyin gençler. Tamam. O zaman bitiriyorum dersi. Umarım verimli bir ders olmuştur. Bilmiyorum. İlk defa gördüğünüz bir konu. Tabii yüz yüze birazcık daha iyi olabilirdi belki ama dediğim gibi birazcık daha konsantre olarak bu işe yüklenirseniz bu iş hallolacaktır. Evet. Hocam. Evet. Kim hocam, soruyor? Hocam bir şey diyebilirim. Yok, soru sormayacağım.